Merhaba arkadaşlar. Covid-19 ile birlikte medyanın geleneksel medyanın değişen çalışma hayatına uyumu konulu eğitim programına hoş geldiniz. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Yaşar Ateş Soy. 42 seneden beri profesyonel gazeteciyim gazetecilik mesleğimin 17 yılında başbakanlık ve değişik bakanlıklarda aktif basın danışmanlıkları yaptım. 2009 yılında emekli olduktan itibaren de üniversitelerde, kurumlarda, okullarda ve ailelerde liderlik, liyakat ve yönetim eğitimleri yapıyorum. Halen YouTube'da Liderya isimli YouTube kanalımda bu eğitim programlarımı paylaşmaya devam ediyorum. Değerli arkadaşlar, programımızı dört bölümde işleyeceğiz. Ve her bölümde hem geleneksel medyayı hem dijital medyayı özellikle çalışanlar açısından olabildiğince ayrıntılı biçimde ele alacağız. Her bölüm için ön hazırlık yapabileceğinizi düşündüğüm için programımızın bölüm başlıklarını ve içeriklerini vermekte fayda görüyorum. Birinci bölümde COVID-19 pandemi süreci bir milat mıdır sorusuna cevap arayacağız. Geleneksel medya ve dijital medya ile de karşılaştırmalar yapacağız. Geleneksel habercilikten dijital haberciliğe geçiş, dijital haberciliğe geçiş süreci, dijital habercilikte terminolojiler, dijital habercilikte paydaşlar, dijital habercilikte yayın araçları, platformlar, yazılımlar, ekipmanlar ve youtuber, blogger ve habercilik farklılıklarını değerlendirmeye çalışacağız. İkinci bölümde mobil habercilik başlıklı bir konuyu ele alacağız. Mobil haber ekipmanları, mobil habercilikte hızlı haber üretmede püf noktaları ve mobil habercilikte sosyal medya konusunu ele alacağız. Üçüncü bölümde video platformlarını değerlendireceğiz yani video haber üretiminde ekipmanlar, yazılımlar, dijital platform canlı yayınında önemli hususlar, çoklu canlı bağlantılar, video haber kurgusu, canlı yayın esnasında altyazı, KJ dediğimiz altyazı ve sosyal medya örnek uygulamalı gösterimlerini ve YouTube'da başarının püf noktalarına temas edeceğiz. Dördüncü ve son bölümde ise dijital, dijital haber platformlarını, dijital haber platformlarını ele alacağız. Ücretli ücretsiz haber sitesi platformları, sosyal medya hesabı oluşturmak, dijital reklam türleri ve gelir kazanma gibi başlıklar altında bilgiler paylaşacağız. Değerli arkadaşlar, Covid 19 ve pandemi süreci. Bilindiği gibi bütün dünyada insanları, toplumları, kurumları ve sektörleri tüm yönleriyle etkilemiştir. Bunun temel sebebi olarak da Covid-19'a bütün dünyanın her alanda hazırlıksız olarak yakalanması gösterilmektedir. Bütün sektörler gibi medya sektörü de bu süreçte Hazırlıksız yakalandığı için e, ciddi sıkıntılara muhatap oldu. Özellikle COVID-19 ve pandemi, özellikle çalışma hayatında olumsuz etkilere sebep olduğu için dijital teknolojik araçlar ve imkanlar, platformlar daha çok yaygın kullanıma yol açmıştır adeta dijital medya imkanları, teknolojinin dijital medya boyutu, imkanları, kanalları, mecraları COVID-19 sürecinde özellikle çalışma hayatı için bir fırsat ve imkan haline gelmiştir. İş yerinde bizzat ve yüz yüze çalışmak zorunlu olarak bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kısıtlanınca uzaktan ve evden çalışmak yöntemleri tercih edilmiş ve giderek de vazgeçilmez biçimde yerleşik hale gelmektedir. Evden çalışma, home office dediğimiz çalışma yöntemleri, kısmi zamanlı çalışma yöntemleri Covid-19 sürecinde insanların, kurumların, toplulukların hatta devlet yapılarının tercih ettiği bir sistem haline gelmiştir. Değerli arkadaşlar, medya sektöründe dijital teknoloji zaten uzunca sayılabilecek bir süreden beri yoğun olarak kullanılmaktaydı. Hatta geleneksel medya dijitalleşiyor algısı yerleşmişti. Böyle olduğu için COVID-19 süreci geleneksel medyadan dijital medyaya dönüşüm sürecini de hızlandırmıştır. Kurumsallaştırmıştır. Bir yandan geleneksel medya dijital imkanları kendi bünyesine dahil ederken bir yandan da dijital medya giderek devasa bir şekilde, büyüyen bir şekilde kurumsallaşmaya başlamıştır. Bu dönüşüm sürecinin mantığı geleneksel medyanın terk edilmesi, tümüyle kapanması veya vazgeçilmesi anlamını asla taşımıyor. Şimdilik şimdilik dijital medya formatına geleneksel medyanın geçişi veya daha doğru bir ifadeyle geleneksel medyanın yaygın biçimde dijital medya ile işbirliği halinde çalışması biçiminde evrilmiş görülmektedir. Değerli arkadaşlar bu durum dijital medyanın geleneksel medyadan işi ve görevi devralmak anlamında da değerlendirebilir. Ben ben böyle değerlendiriyorum. Dijital medya geleneksel medyadan mesleği, gazetecilik mesleğini, yayıncılık mesleğini adeta devralan bir süreç yaşanıyor. Hal böyle olunca dijital medya yönetici ve çalışanları kendi hikayesini ve geleneklerini oluşturacak ise kendi hikayesini ve geleneğini oluşturacak, kendi disiplinini oluşturacak dijital medya. Buna bir ihtiyaç var. Eğer böyle yapacaksa ki böyle yapmak zorunda olduğu bir süreç yaşıyoruz. Böyle yapacak ise devralacağı geleneksel medyanın hikayesini de çok iyi bilmek durumundadır. Eğer bir hikaye yazacaksak, bir hikayemiz olacaksa devraldığımız bizden önce yapılan geleneksel faaliyetlerin de hikayesini bilmek zorundayız. Bir hikaye yazacaksak hikayeyi bilmek zorundayız. İşte değerli arkadaşlar programımızın bu ilk bölümünde Geleneksel medya nedir? Geleneksel medya dediğimiz nedir? Sualine cevaplar arayarak, bularak devam edelim. Bu bağlamda geleneksel medyada yetişmiş ve 40 yılı aşan bir meslek deneyimine sahip arkadaşınız olarak büyüğünüz olarak bazıları hoşuma gidiyor duayen diyor. Duayeniz olarak dijital medya dönemini başlayışından itibaren hem takip eden hem de yoğun şekilde uygulanan bir uygulayan bir gazeteci arkadaşınız olarak bazı bilgiler paylaşacağım. Değerli arkadaşlar. Konuyu daha iyi anlatmak ve daha yararlı olmak bağlamında hem geleneksel medya ile dijital medya dönemlerini kıyaslayan bilgileri genel ve geniş bir bakış açısıyla ve hem de uygun örneklerle desteklemenin daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Geleneksel medya haber kaynağı ile hedef arasında yani okuyucu, hedef kitle dediğimiz okuyucu, satın alan medya ürünlerini satın alan, medya bilgilerini, medyanın sat, e, ürettiği ürünlerde kullandığı bilgi ve haberleri satın alan hedef kitle arasında tek taraflı bir ilişkinin olduğu mecraları kapsamaktadır. Bu mecralarda yani gazete, dergi, televizyon, radyo ve benzeri yayınlarda içerik hazırlanan ve üretilen içerik hedef kitleye sunulur. Ancak bir anında anında bir geri dönüş almak imkanı geleneksel medya ürünlerinde yoktur. İçerik okuyucuya, izleyiciye, dinleyiciye tek taraflı olarak iletilmektedir. Bu mecralar bilgi ve iletişim teknolojisinin günümüzdeki kadar yayın olmadığı dönemde etkili olarak kullanılmış, bugün de etkilerini asla yitirmemişlerdir. Ben geleneksel medyanın tecrübeli bir gazeteci olarak etkisini yitireceğine inanmıyorum. Etkisini yitirmezler. Çünkü geleneksel medyanın kalıcılığını ve sürekliğini destekleyen çok önemli ve kalıcı özelliği iki kalıcı, iki özelliğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi geleneksel medya bütün yönleriyle somut ve gerçek. Somut ve gerçek. Gazete, dergi, televizyon, radyo yayın kuruluşlarının künyesinde yazan, künyesinde kayıtlı sahip bir gerçek sahip sorumlu yöneticileri, muhabirleri, yazarları çizerleri ve okuyucuları, dinleyicileri, izleyicileri, aboneleri gerçek ve ulaşılabilir kişiler. Adresleri ulaşılabilir mekanlar, yerler. Çalışanların tamamı, ilgili sahipleriyle birlikte, yöneticileriyle birlikte, sahip, çalışanların tamamı ilgili devlet kurumlarına yürürlükteki yasalar kapsamında kayıtlı son, sorumlu kişiler. Gerçek kişiler. Sanal yönleri olmayan bir yapı. Geleneksel medyanın ikinci özelliği konumu konumlandığı hali yasama, yürütme ve yargıdan Sonra varlığı, etkisi, yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak kabul edilmiştir. Bütün dünyada demokratik e, ülkelerde e, medya, basın dördüncü güç olarak bilinir. Kabul edilir ve böyle yerleşmiştir. Tartışmalar hariç, yani bu gücün etkisinin azaldığı ya da ülkelere göre değiştiği bahsi ayrı bir konu. Ancak geleneksel medya, geleneksel basın demokratik ülkelerde dördüncü güç olarak bilinirler. Kurumlar ve toplumlar için bu gücü kullanmakta en büyük tehdit olarak da tekelleşme, kartelleşme, triosteşme olarak görülürdü. Bu itibarla tekelleşmeyi, medyada, basında tekelleşmeyi, kartilleşmeyi, türüstleşmeyi önleyici etkin rekabet yasaları oluşturulmuştur. Bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bu yasalar yürürlüktedir. Geleneksel medyada yayına hazırlıklı içerik oluşturmak ve kurallar farklı bir hikayeye sahip farklı bir uygulamaya sahip. Yayına hazırlık ve içerik oluşturmak ve kurallar çok özel ve önemli bir bahis konusu. Geleneksel medya dünyada başladığından beri, faaliyete başladığından beri yaşadığı bütün olumlu ve olumsuzlu, olumsuzluklara, olumluluk ve olumsuzluklara rağmen hala tercih edilen prestijli ve ciddi, önemli bir meslek olan gazetecilik, temelde insan hayatını ilgilendiren, ilgilendiren her konuda yazılı basılı eserler üretir. Gazeteciliğin bir yayın peri periyodu vardır. Yani günlük gazeteler, yani geleneksel medyanın temel yapısı olan yazılı basılı medyanın bir yayın planı dahilinde günlük, haftalık, 15 günlük, aylık gazete ve dergiler yarını bugünden yaşayan gazetecilerin yayınladığı, çalıştığı, ürettiği ürünlerdir. Günlük yayınlanan gazeteler eğer olağanüstü bir haberi aynı gün okuyucusuna iletmek zorunda kalırsa en fazla bir kere aynı gün ikinci baskı veya son baskı yaparak bunu sağlayabiliyorlardı. Televizyonlar ve radyolar ise son dakika veya flash 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 anonsu aynı iş günü aynı işi gün boyu yapabilmek imkanına sahipler. Bütün bunları dijital medyanın sahip olduğu özellikleriyle kıyaslamak amacıyla paylaşıyorum. Geleneksel medyanın bir başka yönü de baskı süreci, ulaşım süreci ve dağıtım sürecidir. Türkiye'de geleneksel yazılı basılı medya yayınlandığı merkez olarak baştan beri İstanbul'da konumlanmıştır. Büyük baskı tesisleri buradadır. 80'li yıllara kadar İstanbul'da Babali semtinde yerleşen gazete yönetim ve basın merkezleri, 90'lı yıllardan itibaren şehir dışında konumlanmaya başlamıştır. Bu merkezi yerleşim bakımından Ankara, İzmir ve diğer bütün şehirler gazetecilik ve yayıncılık dilinde taşra olarak nitelendirilmiştir. İstanbul dışında yayınlanan gazeteler toplu halde taşra basını ve taşra gazeteleri olarak veya Anadolu basını ve gazeteleri olarak adlandırılmıştır. Bir de ulusal basın medya ve yerel mahalli basın medya parantez içinde yabancı dilde lokal paper olarak adlandırılması hususu vardır. Değerli arkadaşlar, sınır ötesi dağıtım ve yayın imkanlarına sahip olanlar için ise küresel veya global medya adı verilmektedir ki Türkiye'de bu çapta yayın yapabilen gazete dergi ürete üretilebilmiş görülmüyor henüz. Ancak yabancı ülkelerde, Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa ülkelerinde basılan ve yayınlanan dergi ve gazetelerin Türkiye'de veya başka ülkelerde çeşitli edisyonları, edisyon dedikleri o ülkede basılıp yayınlanan versiyonları var. Bunun anlamı İstanbul'da yayınlanan gazetelerin ulusal basın diye adlandırılması, ulusal düzeyde dağıtım yapmak imkanına sahip oluşuyla doğrudan alakalıdır. Dağıtımı ulusal düzeydedir. İllerde ve ilçelerde basılan gazetelerin ve yayınlanan televizyon ve radyoların yerel basın medya olarak adlandırılması ise sadece o il ve ilçe sınırları içerisinde dağıtım ve yayın kapasitesiyle, kapsama alanıyla alakalıdır. Radyo ve televizyondan için e, frekans tahsisi e, yerel televizyon ve Radyolarda yerel bölgesel frekans tahsisiyle ile alakalıdır bu özellikle itibariyle değerli arkadaşlar devlet kurumlarının kamu hizmeti yapması amacıyla ulusal ve yerel basına destek vermek amaçlı ücret karşılığı yayınlattığı duyuruları olan resmi ilanların gazete ve dergilere dağıtımı da belirli kurallara bağlanmıştır. Sadece bu hizmetin yürütülmesi amacıyla lav edilen başbakanlığa bağlı basın ilan kurumu tesis edilmiş. Benzer amaçla da Türkiye'de gazetecilik mesleğinin ve bu mesleği yapan resmi ve sivil işletmelerin hatta kamusal yayın yapan işletmelerin ve kişilerin faaliyetlerine yardımcı ve destek olmak. Basın kartı düzenlenmesi ve bunların kayıt ve kontrolünü yapmak amacıyla da Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Basın Yayın Genel Müdürlüğü şu an Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyetini yürütmektedir. Değerli arkadaşlar ayrıca ürünlerini hem haber almak hakkı ve özgürlüğüne saygı anlayışıyla geleneksel basın ürünlerini hem haber almak hakkı ve özgürlüğüne saygı anlayışıyla hem de bir ticari iş yaptıkları için para kazanmak amacıyla okuyucusuna, dinleyicisine ulaştırabilmek için dağıtım ve iade ağı düzenine sahip olmak zorundadır. Aynı zamanda baskı tekniği sistemine ve kağıt, boya başta olmak üzere kağıt ve boya başta olmak üzere ham madde ve e, bu alanda gelişmiş insan kaynakları temini ve istihdamı düzenine geleneksel basın sürekli ihtiyaç halindedir. Tahmin ediyorum bunları e, anlatırken dijital medya yayını yapan ve orada çalışan, yöneten arkadaşlar, beni dinleyen arkadaşlar sürekli aa bu bizde şöyle diye kıyasta bulunuyor. Zihinsel bir kıyasta bulunduğunu tahmin ediyorum. Dijital me medya diye incelerken ayrıca bu konuları da kıyaslayacağız. Öyle ki yazılı basılı medya yapısının basın iş kanunu dışında baskı bilimlerinde çalışanların ayrıca gayri sıhhi müesselerde çalışanlarla ilgili uygulanan ayrı bir yasaya da uymak zorunluluğu vardır. Peki değerli arkadaşlar geleneksel medya ile say alakalı o saydığım özetle saydığım bu özellikler dijital medya bünyesinde var mı? Mesela. Mesela geleneksel medya kapsamında yayın yapan gazetelerin haber alma süreçleri, baskı süreçleri, dağıtım süreçleri, son dakika haberleri verme imkanları dijital medyada nasıl geleneksel basında gazetelerin özellikle günlük gazetelerin bir haberi yazılı bir haberi yayına verinceye kadar yaşadığı bir gazetecinin bir muhabirin bir yazarın köşe yazarının yorumcunun yayına verinceye kadar yaşadığı süreci dijital medyada bir muhabir, bir yönetici aynı şekilde yaşıyor mu? Veya geleneksel medyada kapsamında bir gazete yayınlamak için yapılan yatırım, ihtiyaç duyulan tesisler, ihtiyaç duyulan mali imkanlar. Yayın merkezi için ihtiyaç duyulan binalar, yüzlerce, binlerce metrekarelik kapalı alan ihtiyacı dijital medyada var mı? Bir gazetenin bir günlük gazetenin, haftalık gazetenin, aylık derginin yayınlanmak için ihtiyaç duyduğu teknik donanım ihtiyacı dijital medyada var mı? Geleneksel medya kuruluşlarının, medya yayın organlarının tabi olmak zorunda bulunduğu yasal düzenlemeler, yürürlükteki mevzuat, dijital medya kuruluşları, çalışanları ve yöneticilerinde kaplayacak içerikte mi? Bütün bunlar Covid-19 sürecinde hızla hızla gelişen dijital medya yönetici sahip yönetici ve çalışanlar için güncel ve geleceğini ilgilendiren çok ciddi konu başlıkları. İkinci bölümde bunları ayrıntılı biçimde ele alacağız. Değerli arkadaşlar, dijital medya doğru anlaşılacağı ümidiyle kavramları rahatlıkla kullanıyorum. Dikkatli dinleneceği ve doğru anlaşılıp değerlendirileceği ümidiyle kavramları çok dikkatli kullanmaya gayret ediyorum. Değerli arkadaşlar dijital medya işleyiş ve içeriği için karışık medya da denildiğini duydunuz mu? Ben iletişim fakültelerinde, iletişim meslek yüksek okullarında hatta iletişim meslek liselerinde yaptığım eğitim ve konferans programlarında bu kavramla karşılaştım. Hatta bazı bazıları ortaya karışık medya adını da kullanıyor, kavramını da kullanıyor. Bu söylemin eleştiri ya da küçümsemek amaçlı olduğuna inanmıyorum. Böyle kullanmıyorlar. Ciddiyetle ele alınarak anlaşılması gereken bir tanımlama ve anlamlandırmak amacı taşıdığını düşünüyorum. Karışık medya denilmesinin öncelikli sebebi dijital medyanın evvela ve yaygın haliyle ağırlıklı olarak yeni neslin gençler için eğlence amaçlı servis sağlayıcıları için ise bu medyanın yayını, dijital medyanın yayını ve kullanımı için servis sağlayıcılar bakımından reklam ve tanıtım yoluyla para kazanmak sadece ağırlıklı olarak öncelikli olarak para kazanmak amaçlı kullanılmasıyla doğrudan ilgili olduğunu düşünmek mümkün. Ayrıca ve daha etkin olarak dünya çapında etkin politik ve ideolojik yapılar için propaganda amacıyla kullanılması da bu karışık medya algısını destekliyor kabul edilebilir. Dijital medya yayını yaparak yapan veya çalışan birinin, yapan, yöneten, sahip olan, yöneten ve çalışan birinin yazılı ya da sözlü olarak kendini tanıtırken ben dijital medya mensubuyum şeklinde bir ifade kullanmak yerine, bir kimlik kavramı kullanmak yerine ben gazeteciyim, televizyoncuyum gibi sıfatlar seçmesinin de bir payı olduğunu düşünebiliriz. hatta medya mensubu ifadesi bile henüz kişisel veya kurumsal meslek aidiyeti veya sıfat olarak dijital medya sektöründe yerleşmiş ve kabul edilmiş gözükmüyor. Gazetecilik sıfatı hala ve daima bilhassa tercih edilen kapsayıcı ve anlamlı, ciddi, prestijli bir meslek adı olarak Tercih edilmekte ve yaşatılmakta. Değerli arkadaşlar, bu bölümde kapsayıcı bir şekilde geleneksel medya yapısını anlatmaya çalıştım. Kapsayıcı biçimde ve özetlemeye çalıştım. Vicdal medya kavramına ve konusuna da kısaca son bölümde değinmek olduk. Bir sonraki bölümde, daha geniş bilgiler paylaşmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bilgiler paylaştık. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.